Merhaba kadar Mahkumları Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videomuzda hatırlarsanız bundan iki önceki videomuzda NFT'lerin nasıl oluşturulduğunu, ne işe yaradığını, neden satıldığını konuşmuştuk. Bu videomuzda size benim bahsettiğim projem tamamlandı. Projeyi yapma süreçlerim nasıl yaptım, 10.000 taneyi nasıl oluşturdum, site nasıl yükleyeceğim. Bir tane de örneğini göreceğiz, bir taneyi birlikte yükleyeceğiz. Hazırsanız hemen videoya geçelim. Bakalım nasıl yapılıyormuş. Videoda görüşürüz kader mahkumları. Şimdi öncelikle yapmanız gerekenler çizdiğiniz şeyleri dediğim gibi PNG formatında farklı farklı kaydetmeniz gerekiyor. Örneğin ağız bölümüne girdiğimizde bakın sadece ağızlarını kaydetmişim. Daha sonra bir geri çıkalım. Şöyle gelelim aksesuar bölümüne. Aksesuar bölümünde sadece aksesuarlarını kaydetmişiz şu şekilde. Bunlar üst üste gelecek ki birbirinin üstüne binmesin. Bunları böyle yapıyorsunuz. İllüstratör vesaire herhangi bir çizim tabanlı yani PNG çıktısı alabileceğiniz bir programda bunları oluşturabilirsiniz. Yalnız dosyayı çıktı alırken tam boyutu almanız gerekiyor. Yani dışa aktar dediğinizde tuval dahil çalışma alanını da al demeniz gerekiyor. Yoksa eklerken üst üste biner. Bu şekilde bunların çıktısını alıyoruz. Daha sonra yapmanız gerekenleri şimdi adım adım anlatacağız. Diyelim bunları oluşturdunuz. Elinizde hazır materyaller var benimki gibi şöyle. Daha sonra elbiseler var şöyle şu şekilde. Yani hepsinden bir 10-15 tane oluşturdunuz diyelim. Daha sonra yapmanız gerekenler node.js.org sitesinden bunu indirmeniz. İşte Windows için indirdiği kendisi algılıyor zaten sizin bilgisayarınız hangisi ise bunu indiriyorsunuz. Bunu indirdikten sonra, sonra Visual Studio'yu indiriyorsunuz. Bu ikisini indiriyoruz. Daha sonra size vereceğim linkten bir Art Creator indirmeniz gerekiyor. Bunu da Hashlips'in bir bunu da GitHub'tan indiriyoruz. Bunun da işte versiyonları var. En alttakini indirirseniz daha iyi olur. Size linkini vereceğim zaten gördüğünüz gibi Art Engine yazıyor ya da bunun Art Creator'ını da indirebilirsiniz adamın sayfasına girecek olursanız da bu art kreatörlerin nasıl çalıştığını size zaten paket paket anlatıyor. Bakın Bakın alt tarafta hangi adımları yapmanız gerekiyor, hangi kodları yapmanız gerekiyor hepsi yazıyor. Ben de bahsedeceğim sizlere. İndirdiğimiz uygulamaları kuruyoruz. Node'yi ve Visual Studio'yu kurduktan sonra daha sonra Visual Studio'yu açıp File bölümüne gelip Open Folder diyoruz. Bu indirdiğimiz az önceki Hashlips'in dosyasını burada açıyoruz. Şu şekilde klasörü seç diyerek açıyoruz. Zaten bize böyle geliyor. Evet buna güveniyorum diyoruz. Şöyle bir ekran bizi karşılıyor. Daha sonra Bakın oraya geçmeden burada layer diye bir bölüm var. Bunları şöyle tutuyoruz. Bunun layerlarını delete yapıp siliyoruz. Buraya kendi layerlarımızı üzerine tutup çekersek de olur veya aldığımız dosya dosyada klasörün içindeki layerları değiştirirsek de olur. O şekilde de yapabiliyoruz. Bunları hallettik. Daha sonra terminal bölümüne gelip yeni bir terminal oluşturuyoruz. Buraya öncelikle npm install yazıyoruz. Gördüğünüz gibi bir kurulum sürecine giriyor. Burada bir kurulum oluyor. Paketleri kuruyor sizin için. Bilgisayarınıza bunu tanıtmanız gerekiyor. Bunu tanıttınız diyelim. Daha sonra şuradan src bölümüne gelip config bölümüne geliyoruz. Şimdi siz buradakileri sildiğinize göre buraya kendikilerinizi yazmanız gerekiyor. Örneğin en alttan en üste doğru gideceğiz. Arka plan, beden, elbise, göz, gaga, aksesuar şapka diye. Bu şekilde benimki böyleydi. Siz de kendinizi böyle yazıp buradaki Grove Edition size'a da kaç tane çıkarmak istediğinizi. Örneğin 100 tane, 1000 tane, 10.000 tane çıkarmak istediğinizi yazıyorsunuz. Alttaki çıktı formatına dosyanızın boyutu kaçsa onu yazıyorsunuz. Benimki 1080'e 1080'di. Kareydi. Bunları yazıyorsunuz. Bunları yazdıktan sonra diğerlerini zaten karışmanıza gerek yok. Yapmanız gerekenler kaydetmek ama. Tıklayıp mutlaka kaydedin. Save diyorsunuz. Daha sonra buraya node index.js yazıyorsunuz. Enter'a basıyorsunuz. Sizin için buradaki sizin için aldığınız dosyanın içine bu if diye bir klasör oluşturuyor. O klasörün içine NFT'leriniz zaten gidiyor. 10.000 tane de çıkarabilirsiniz. 1000 tane de, 1 tane de, 100 tane de, kaç tane istiyorsanız bu program sizin için ücretsiz olarak düzenliyor. Diyelim bunları yaptık. NFT'lerimizi aldık. Ben hazırladım. Siz de adım adım yapmadıysanız bu videoyu tekrar izleyerek yapabilirsiniz. Karakterlerinizi, çizimlerinizi oluşturduktan sonra girmemiz gereken site OpenSea. Ya da Rarible'dan da yayınlayabilirsiniz. Ben OpenSea'de poligon ağından ücretsiz olduğu için buradan yayınlıyorum. Yani normalde Ethereum ağı da var. Para ödemeniz gerekiyor. Bir, bir kere mahsus işte 80 dolarla 300 dolara kadar gidip geliyor yoğunluğa göre. Siz hangisini yakalarsanız oradan yapmanız gerekiyor. Daha sonra Metamask cüzdanı oluşturuyoruz. Bu siteye girmek için eklentiye de ekleyebilirsiniz. Dilerseniz Google Market'ten indirip. Buradan kendi profilimize gittiğimizde zaten cüzdanını bağla diyor. Ben buradan Metamask cüzdanımı bağlıyorum. Cüzdanı bağladım. Sayfam benim bu şekilde. Bu şekilde bir bannerım var. Bunlar da şimdiye kadar yüklediklerim. Fiyatı da 0.01 Ethereum'dan satıyorum. Yani 40 dolar civarı. Siz daha düşüğe de satabilirsiniz. Daha yükseğe de satabilirsiniz. Siz nasıl arzu ediyorsanız o şekilde. Yalnız yüklemeden önce eğer benim gibi bir seri oluşturacaksanız. Buradan profil bölümüne geliyorsunuz. My Collection diye bir bölüm var. Buraya girdikten sonra yeni bir koleksiyon yaratıyorsunuz. Bu benim kuzgunlarım koleksiyon şeklinde yayınlanıyor. Siz de eğer kedi mi yapacaksanız. Köpek mi yapacaksınız? Hepsi aynıysa koleksiyon içinde yayınlarsanız satılma ihtimali daha fazla da deniliyor. Giriyoruz koleksiyonumuza. Sosyal medya hesaplarımız zaten klasik bağlayabilirsiniz. Bağlıyoruz. Daha sonra profil resmi, banner, işte açıklama, işte bu benzersiz 10 bin tane ve random oluşturmuş NFT e, projesidir. poligon ağına bağlıdır. İşte bu. Bizim kuzgunlarımız da Odin tarafından haberci olarak dünyaya gönderilmişler. Farklı meslek gruplarına yerleşmişler ama meslekleri tam kavrayamamışlar. Şurada da görmüş olduğunuz gibi ya da şurada görmüş olduğunuz gibi polis özel hareket ama maskeli balodan geliyor gibi. Bu şekilde algılayabilirsiniz. Bazıları da mesleğini tam tutturmuş örnek veriyorum. Bu şekilde ben ürettim. Bir tane birlikte ekleyelim. Eklemeyi de hep birlikte görelim. Daha sonra burada işte şeyler var. Ee, aksesuarlarını bunların hepsini ekleyeceğiz. Bahsediyorsunuz. Kategori olarak buradan işte arka plandan hangisini seçersem sadece o arka planlı olarak benim karşıma geliyor. Bakın ikisi sarı diye yani kirli sarı diye bu ikisini karşıma getirdi. Gelin bir tane ekleyelim birlikte. Buraya geldiğimizde yeni item oluştur, yeni item yarat diyor. Buraya tıkladık. Buradan bakın 10.000 tane benim burada. Rastgele birini seçelim. Şöyle inelim. Şöyle 4662 seçtik. Şu şekilde şunu seçtikten sonra buraya item name. Burası siz dilerseniz kendiniz farklı şeyler de yazabilirsiniz. Ben hepsine bir numara verdim. Hepsini numara olarak yazıyorum çünkü 10 bin tane var. Alt taraftaki linke dilerseniz kendi sitenize ekleyebilirsiniz vesaire. İşte açılış sayfası vesaire hepsini buraya ekleyebiliyorsunuz. Açıklamaya tek tek açıklama yazabilirsiniz. Eğer tek tek eser paylaşıyorsanız veya bunun gibi seri ise de serinin açıklamalarını altına yazabilirsiniz. Şimdi gelelim buradaki şu bölüme. Kategorilerden bahsetmiştim az önce. O kategorileri eklemeye. Şimdi öncelikle resimimizi bulup açalım. Şimdi gördüğünüz gibi burada bizim kuşumuz var. Ağzını, bedenini, elbisesini, gözlüğünü, arka planını ve üzerindeki yara izlerini hepsini ekleyeceğiz. Öncelikle bunda elbise yok. Arka planımızı ekleyeceğiz. Arka planın rengini bulmak için de size bir taktik göstereceğim damlalık aracıyla seçiyorsunuz. Şuradaki kodu kopyalıyorsunuz. Daha sonra internete girip buradan color name finder yerine giriyorsunuz. Linkini veririm alta. Buradaki kodu yapıştırdık. Gördüğünüz gibi bize bu rengin hangisi olduğunu söyledi. Daha sonra rengimizi buradan kopyalıyoruz. İsim olarak şuraya geliyoruz. Bakın, karakter back ground şu renk ekliyoruz. Üzerine elbise şu anlık yok. Fur yazıyoruz bedeni. Hangi renk kuşumuz? Mor. Buraya yazıyoruz. Purple. Daha sonra yeni bir aksesuar ekleyelim. Bakalım ne var? Gözlük var. Gözlüğümüze bakalım. Bunu şöyle yazmıştım isim olarak. Şöyle daha sonra yeni bir kategori ekliyoruz. Kategoride başka bakalım ne var? Skin paketimiz vardı bizim. Yani yara izli olan. Buraya Psycho yazabiliriz. Daha sonra neyimiz var? Kolyemiz var. Şuraya aksesuar yazalım. Dedik. Daha sonra bunu save diyoruz. Sizin daha fazla varsa daha fazla ekleyebilirsiniz. Level ekleyebilirsiniz. İşte kaç taneden kaç tane vesaire. Stats ekleyebilirsiniz. Numaralara göre kaç tane göstermesi gerektiğini ekleyebilirsiniz. Kapalı kontent veya içinde işte kötü görüntüler, cinsel görüntüler varsa gizleyebilirsiniz ki küçük e, yaştakiler görmesin. Buradan blockchain ağından Ethereum yaparsanız sizden bir gas fee istiyor. Yani bir ödeme ücreti istiyor bahsettiğim. Biz poligon ağında yayınlamıştık. Poligona girdikten sonra aynı eserden dilerseniz 100 tane, 1000 tane oluşturabilirsiniz. Bizimkiler bir tane benzersiz olduğu için. Create diyoruz. Bizim için bekle diyor. Bize bunu birazdan bunun müjdesini verecek. Gördüğünüz gibi 4662'miz oluşturuldu. Paylaş vesaire diyor. Paylaşım çok önemli. Instagram'dan, Twitter'dan, Discord'dan bu gibi yerlerden paylaşımları yaparak bunları tanıtmanız gerekiyor. Ben kendi bu kuzgunun bütün linklerini aşağı koyacağım. Dilerseniz takip edebilirsiniz. Siz de kendikilerinizi yaymak için elinizden geleni yapın. Bunu ekledikten sonra sell diyoruz, sat diyoruz yani. Sata bastıktan sonra bizden ücret istiyor. Ben 0.1 yapıyorum. 42 dolar civarına geliyor. 6 ay kalıyor veya açık arttırma da var. Dilerseniz onu yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi işte başlangıç, bitiş. Bunlara açık arttırma tarzı da yapabiliyorsunuz. Bizimki 6 ay kalacak, karışmayacağız. Daha sonra gas e, servis fee varmış. İşte OpenSea'nın kazandığı para %2. Eğer biri bizden bunu alıp da daha sonra yine başkasına satarsa biz %10 kazanıyoruz. Bunu da kendiniz belirliyorsunuz. Dilerseniz daha düşük, dilerseniz daha yüksek. %10 ideal olanı olduğu için ben %10 yaptım. Listelemeyi tamamla diyoruz. Şuradan cüzdanımıza bir e, onay geliyor bu cüzdanın olduğuna dair ve şu an paylaşıldı, listelendi. Bunu biri alırsa ve sonra satarsa da kar ediyoruz, alırsa da kar ediyoruz. Bundan 10.000 tane var. Linkini bırakacağım. Siz de kendikilerinizi oluşturun. Ne arayacak demeyin. Bakın metaverse evreni genişliyor. Böyle şeyler revaçtayken bir ucundan yakalamaya çalışın. Size getirisi olacağını düşünüyorum. E, piksel çalışabilirsiniz telefondan. Piksel çalışıp daha düşük fiyatlara koyanlar var. 4 dolar civarı yapıyor adam. Yani 1000 tane koyuyor. 1000 taneden 4000 dolar. 4000 dolar Türkiye'de 45 bin lira para yapıyor. Yani buna bakacak olursanız. Bu şekilde siz de NFT'lerinizi oluşturabilirsiniz. Dilerseniz daha sonra farklı projeler de yapabilirsiniz. Veya dediğim gibi buradan yayınlayabilirsiniz. Rarible'dan. Burası da büyük bir pazar. Yalnız burada sanırım Polygon'da gelmedi diye biliyorum. Girip bakabilirsiniz Rarible'dan. Şu an bu odada olduğum için internet pek çekmiyor. Anlatacaklarım bu kadardı. Umarım işinize yarayan bir bölümü olmuştur. Daha fazla ayrıntı isterseniz bana yorumlardan yazabilirsiniz. Size yardımcı olmaya, satmanıza yardımcı olmaya çalışırım. Ben de satmaya çalışıyorum. Birlikte gelişiriz. Birbirimizin projelerini beğeniriz vesaire. Birbirimizi öne çıkarabiliriz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kadar mahkumları.